şunu bil bakalım. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Nedir bu? Çok basit. Nar. Bulaşıklar bittikten sonra yemeye başlayacağım. Ben geldim. Oh, baba domuz daha henüz yemek hazır değil. Önemli değil. Ben biraz uzanacağım. Bugün çok yoruldum. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. O ne? Bunu yolda bir çöpün kenarında buldum tatlım. Ne zamandır salonda ayaklarımı uzatacak bir şeye ihtiyacım vardı. Ha, anladım. Evet. Sehpayı şu kenara alalım. Pufumuzu buraya koyalım. Harika çocuklar. İşte ilaçlama servisi geldi. Bebeğim sen burada beni bekle, tamam mı? Aferin sana. Merhaba, böcek ilaçlama servisi geldi. Burada bayağı böcek var. Hoş geldiniz. Nasıl olduğunu anlamadık. Bir anda bütün evi böcekler bastı. Bize yardım edin. Oo, evet görebiliyorum. Burada birini unutmuşsunuz. Beyefendi, beyefendi kalkmanız gerek. Beyefendi. Siz de kimsiniz? Ben ilaçlama servisinden geliyorum. Ve birazdan da burayı ilaçlayacağım. Dışarı çıkar mısınız? Neden ki? Neden? Ne oldu ki? Çıkın lütfen. Böceklerin kaynağı belli oldu. Buradan geliyorlar. Bütün böcekler bundan geliyor. Ben onu şimdi çıkarttım ve bütün evi de şimdi ilaçlayacağım. Ama 24 saat boyunca kesinlikle bu eve girmemeniz gerekiyor. Anlaşıldı mı? Ne? Bütün böcekler bundan mı geldi? Baba domuz bu nedir? Peki biz bütün gece sokakta nerede kalacağız? Anne, çadır kurabiliriz. Burada çok fazla böcek var. Daha güçlü bir ilaç dökmeliyim. Hadi bakalım, çalıştıralım. Hadi bakalım. Sen de git. Evet. Her yeri güzelce ilaçladım. Arabanızın içini de ilaçladım beyefendi. Benim işim burada bitmiştir. Geçmiş olsun ve yarın eve girdiğinizde de lütfen çok iyi bir şekilde havalandırın. Hoşça kalın. Gidiyoruz tatlım. Yani aslında çadır fena fikir sayılmaz bence. Saçmalama baba domuz. Aslında benim başka bir fikrim var. Bence sen şu yeni getirdiğim pufla beraber çadırda sen kal. Ben çocuklarla beraber teyzelerine gidiyorum. Ama